Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çocuk olursanız da bizler değiliz. Çok şükür değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim? Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin. Dertler verip dermanlara, hastane kapılarına bakmasın. Yüce Mevlam Yüce Allah'ım. Bugün de sizlerin karşısında değerli izleyicilerim salonumuzdan merhaba demek istedim. Videomu da buradan başlatayım dedim. Eğer kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aboneliklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Kanalımı paylaşırsanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. İzlenimlerim gerçekten düşük değerli izleyicilerim. Sizlerden bekliyorum izlemelerinizi, paylaşmalarınızı, yorumlarınızı. Şimdiden paylaşan, izleyen tüm izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Allah'ım hepinizden razı olsun. Bir kere değil, bin kere değerli izleyicilerim. İnşallah diğer kanallar gibi değerli izleyicilerim benim de izlenmelerim yükselir. 10 bin, 20 bin, 30 bin. Ümidimi kaybetmiyorum yani. Çalıştıkça kanalımın büyüyeceğini düşünüyorum. Sizler sayesinde, sizlerin izlemeleri sayesinde. Tabii ki de gayret etmem gerekiyor. Gayret ediyorum ama yine de yükselmiyor niyeyse. İnşallah yakında benim de izlenmelerim diğer kanallar gibi yükselir. Yani sizlerden desteklerinizi bekliyorum değerli arkadaşlarım, değerli abilerim, ablalarım. Evet değerli izleyicilerim, şimdi sizlerle de mutfağa geldim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi malzemelerim de burada. Bugün sizlerle de karışık sebzeli bulgur pilavı yapacağım. Şöyle sizlere bir de malzemelerimi sayayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sizlere de göstereyim. Bir adet orta boy soğanımız var. Şöyle bir adet orta boy patatesimiz var. Değerli izleyicilerim, değerli arkadaşlarım, iki adet şöyle orta boy domatesimiz var. Bir adet şöyle büyük boy biberimiz var. Şöyle 5-6 adet küçük boydan kullandım ben değerli arkadaşlarım. Sizlere de bir göstereyim. Şöyle 5 adet tam havuç kullanıyorum ben. Siz isterseniz 1 adet kullanabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yarım çay bardağı sıvı yağım var. Şöyle 1 çay kaşığı tuzum var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1 yemek kaşığı da salçam var değerli izleyicilerim. Malzemelerimiz bu kadar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizler de yapıp deneyebilirsiniz. Önceden kanalımda domatesli, salçalı ve bir de patatesli, bir de mercimekli bulgur pilavı tarifini vermiştim. Bir de sizlere böyle bir tarif verip sizlere paylaşayım dedim. Evet değerli izleyicilerim, şimdi sizlerle de yapımına geçelim. Şimdi sizlerle birlikte malzemelerimizi soyup doğrayalım. Şöyle görmüş olduğunuz biberimi uç kısmından alacağım. Şöyle uç kısımlar görmüş olduğunuz gibi değerli izleyicilerim. Şöyle karıştırırsınız zaten. Şöyle ezerseniz bu uç kısmı hemen dökülüverecektir. Sizlere göstermek için şöyle dökeyim görmüş olduğunuz gibi. Evet, bunun için bu kadar dökülüyor. Şöyle ortadan ikiye bölelim. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi de şöyle ortadan ikiye bölüyorum değerli izleyicilerim. Ben bayağı bir bölüyorum çünkü kalın olunca fazla büyük oluyor. O yüzden böyle bölüyorum ben. İsterseniz sizin biberleriniz küçük de bu kadar çok vermenize gerek yok. Ve kendi damak tadınıza kalmış değerli izleyicilerim. Ben her zaman böyle çok çok bölüyorum. İçerisinde daha fazla belli oluyor. Ama kalın olmayınca daha güzel oluyor tabii ki de değerli arkadaşlarım. Şöyle ortadan ikiye bunu da bir böleyim. Şimdi bunları şöyle görmüş olduğunuz gibi doğrayacağım ince ince. Fazla kalın olmadan. Şöyle doğrayalım sizlerle birlikte. Şöyle biberlerimizi ince ince doğramaya gayret edelim. Yeni yeni katılan izleyicilerim var. Yeni yeni katılan arkadaşlarım, abilerim, ablalarım var. Onlara da buradan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İyi ki de geldiniz. Beni çok mutlu ettiniz. Çok çok sağ olun, var olun. Allah'ım hepinizden razı olsun. Bir kere değil, bin kere değerli izleyicilerim, değerli arkadaşlarım. 81'imize de buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Yurt içi, yurt dışına tüm izleyicilerime selamlar olsun. Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Kanada'ya. Tüm izleyicilerime şöyle görmüş olduğunuz gibi değerli arkadaşlarım. Güzelce doğradım biberlerimi. Şimdi sizlerle bir de şunları alayım ben bir kabın içerisine. Evet değerli izleyicilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hepsini doğradım biberlerimi şuraya koyuyorum. Şimdi sizlerle birlikte soğanımızı doğrayalım. Soğanımızı da yine değerli izleyicilerim böyle bir tabağımızın içerisine koyacağım. Şöyle soğanımın uç kısımlarını aldım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şöyle şurasından kesiyorum görmüş olduğunuz gibi. Ben her zaman bir katmanına atarım. O attığım katmanı zaten içerisine yemeğini koymam.
Şöyle güzelce alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi güzelce aldım. Şöyle şimdi sizlerle 4'ten 2'ye böleceğim. Bazıları değerli arkadaşlarım şöyle şöyle doğruyorum. Ben öyle doğramıyorum. Ben her zaman şöyle şöyle doğrarım. Hem daha kolay olur uç tarafa o tarafa geldiği için. Çoğu kişi de zaten bu şekilde doğrar. Şöyle bir kat zaten üstten alıyorum. Bir kat şöyle ortasından doğrayınca şöyle şimdi sizler de göreceksiniz ince ince olduğunu görüyorsunuz değerli izleyicilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tane tane ince ince bunları böyle doğradım. Şimdi bir de şunu da doğrayayım. Zaten hemen doğruyorum ben değerli arkadaşlarım. Şöyle bunu da ortadan ikiye bir böleyim yine de. Köyden artık geldik. Artık sizlere evden böyle yemek tarifleri paylaşacağım. Çoğunlukla zaten kış da geldi değerli izleyicilerim. O yüzden yani ben şimdi sizlerle birlikte bunu başka bir kabın içerisine alayım. Sonra sizlerle birlikte tavuklarımı doğrarken görüşmek üzere inşallah. Şöyle görmüş olduğunuz gibi soğanlarımı da doğradım değerli izleyicilerim. Soğanlarım şurada, biberlerim de şurada. Şimdi sizler de şöyle havuçlarımızı doğrayalım. Şimdi sizler de şöyle havuçlarımızı doğrayalım. Havuçlarım beni soymayacağım değerli arkadaşlarım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi uç kısımlarını alacağım sadece. Bir de şöyle pürüzlü gördüğüm yerler alacağım tabii ki de. Geri kalan hiçbir yerini almayacağım. Şöyle şöyle doğrayacağım havuçlarımı da görmüş olduğunuz gibi. Çok kalın doğramayın çünkü çok kalın doğrarsanız yemeğiniz içerisinde pişmez. Bulgurun zaten pişme süresi kısa olduğu için. Böyle ben gibi ince ince doğrarsanız hemen pişecektir sizinkilerde. Görmüş olduğunuz gibi ben küçücük küçücük böyle böyle doğruyorum. Şöyle sizlere de bir göstereyim. Şu şekilde ben hepsini doğrayayım. Sonra sizlerle de görüşmek üzere inşallah. Evet değerli izleyicilerim şöyle görmüş olduğunuz gibi havuçlarımı da güzel doğradım. Sizlere de şöyle bir göstereyim. Şimdi sizlerle birlikte önce domateslerimi doğrayayım ben. Domatesimin şurası görmüş olduğunuz gibi birazcık zedelenmiş değerli izleyicilerim. Şuralarını şöyle alıyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şurayı da şöyle keseceğim tabii ki. Şunları öbür tarafa alayım. Şimdi sizlerle birlikte şöyle görmüş olduğunuz gibi domatesimi tamamen üstünü temizledim. Türmeye dönen yerlerine. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şimdi şöyle ince ince doğrayacağım. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar çok suyu çıkar, o kadar daha güzel olur. Ben şu şekilde doğruyorum. Üst kısmına şöyle ne çok kalın ne çok ince olacak şekilde. Çok kalın olursa çünkü değerli izleyicilerim her tarafına kabukları dağılıyor. Kabukları dağılınca da o kadar çok güzel olmuyor. Sert geliyor yani. Ben şöyle şu şekilde doğruyorum her zaman. Sizler nasıl doğruyorsunuz bilmiyorum. Bazı kişiler kalın kalın doğruyor. Ama ben her zaman ince doğrama taraftarıyım tabii ki de. İnce ince doğrayınca daha güzel oluyor. Şöyle şu şekilde de şurayı bir doğrayayım. Şöyle doğruyorum görmüş olduğunuz gibi. Videolarımı sonuna kadar full izlerseniz çok sevinirim. İzlemelerinize, beğenilerinize, yorumlarınıza gerçekten çok ihtiyacım var. Beğenmek, abone olmak tamamen ücretsizdir. Sizlerden beğenmeyi, abone olmanızı istiyorum değerli izleyicilerim, değerli abilerim, değerli ablalarım, değerli arkadaşlarım. İşte böyle geçiyor benim günlük işlerim de okuldan geldim. Şimdi sizler yemek yapıyorum. Bir de sizlere video çekeyim dedim. Şöyle olursa değerli izleyicilerim tam şu şekilde alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çıkartıyorum zaten orta tarafını. Kendi kendine de soyuluyor zaten. Sizler de görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi orta tarafını çıkardım zaten. Şimdi sizlerle doğrayalım. Şöyle şu tarafta da bunu doğruyorum. Şöyle şu şekilde ortadan bölelim. Zaten domateslerin hepsinin kırmızılığı, koyuluğu her şeyi aynı. Bunları biz pazardan ermemişken Gökken almıştık. Kendi kendine evde erdi 5-10 gün içerisinde.
Zaten değerli izleyicilerim, gök domatesler hemen er veriyor. İçerisinde birazcık hani böyle ekşimsilik oluyor ya, o yüzden ben böyle gök domatesi saldırıyorum. Böyle sabah kahvaltılarında daha güzel bir yemesi oluyor. Yemeklerin içinde de ayrı bir lezzet veriyor zaten. Pırasa yemeğinde falan çok güzel oluyor. Sizler de deneyebilirsiniz. Şöyle doğrayayım. Benim işlerim her gün yorucu değerli izleyicilerim. Okuldan eve geliyorum, yemek yapıyorum, video çekiyorum. Video çekmek aslında o kadar zor değil de editlemesi, kırpması falan biraz zor oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu kadar oldu. Hepsini de güzelce doğradım. Şimdi sizler de bu kabımız içerisinde alayım, sonra sizlere göstereyim. Şimdi de sizler de şu patatesimizi soyalım. Patatesimi soyduktan sonra doğrayalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sizlerinde bir sürü renk var burada. Turuncu var, kırmızı var, yeşil var, beyaz var. Şimdi bir de içerisinde sarı eklenecek. Gerçekten çok güzel bir renk görünümü oluyor. Ben bu renkleri de gerçekten çok seviyorum. En çok sevdiğim renk turuncu ile yeşil. Yeşil ile sarıyı zaten çok severim ben. Sarı rengi de gerçekten bayılırım. Kıyafetlerimin çoğu da zaten değerli izleyicilerim, değerli arkadaşlarım sarı. Normal giymelik olanlar. Dışarıda falan. Evde giydiklerim çoğunlukla siyahla gri oluyor. Şöyle patates kaydedilmeden kaçtı değerli izleyicilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi patateslerimi güzelce soydum ben. Soymuş olduğum patatesleri de şimdi sizlerle birlikte doğrayacağım. Şöyle doğruyorum. Bizim burada da yağmur yağıyor bugün değerli izleyicilerim Denizli'ye. Şöyle ortadan ikiye de böleyim. Tam şu şekilde doğruyorum görmüş olduğunuz gibi. İnce ince patates kızartmalık gibi. Şöyle ortadan ikiye bölündüğü için. Şimdi şöyle ince ince doğruyorum. Şöyle doğrayalım güzelce. Ben bunu da doğrayayım değerli izleyicilerim. Sonra sizlerle görüşmek üzere inşallah. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hepsini güzelce doğradım. Evet değerli izleyicilerim, tavamız ocağı aldım. Tavamız da ısındı. Şöyle görmüş olduğunuz bir yarım çay bardağı sıvı yağımı da tavamızın içerisine ilave ediyorum. Yağımız kızdıktan sonra içerisine soğanını ekleyeceğim. Yağımız kızdı. Şimdi içerisine şöyle soğanımızı ilave ediyorum. Soğanlarımızla birlikte güzelce kavuracağım. Pembeleşeceğe kadar soğanlarımızı. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Bunları ben değerli arkadaşlarım böyle karıştırmadan 2-3 dakika kadar kavurayım. Sonra sizlerle görüşmek üzere. Soğanlarımız şöyle güzelce kavruldu. Şimdi içerisinde sizlerle birlikte şöyle havuçlarımızı ilave ediyorum. Havuçlarımızı ilave ettikten sonra şimdi üzerinde biberlerimi ilave ediyorum. Bunları biraz kavurayım. Sonra içerisine patatesini koyup ilave edeceğim. Şöyle karıştırıp kavuralım bunları da güzel soğanlarla birlikte. Gerçekten çok güzel oluyor. Sizler de deneyebilirsiniz. Deneyip yapacak olanlar şimdiden afiyet olsun. Şöyle güzelce karıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi her tarafında güzelce karıştı. Rengi de gerçekten çok güzel oldu. Böyle bir dakika kadar bunlar kavrulsun. Sonra içerisine patatesini ilave edelim. Şöyle güzelce karıştırdım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi içerisine sizler bir de patateslerini ilave ediyorum. Patateslerimi de şurada görmüş olduğunuz gibi. Patateslerimi ilave ettim. Zaten bir adet patates kullanmıştım. Patatesleri de fazla kavurmaya gerek olmadığı için tam bu aşamada ilave ediyorum. Şöyle güzelce bunları da bir karıştıralım. Her tarafına girecek şekilde. Patatesler çünkü değerli izleyicilerim fazla kavrulunca tavanın dibine yapışıyor. Yapışmasını istemediğim için de şöyle bunları son aşamalara doğru ilave ediyorum kavrulmada. Böyle bunları ben bir dakika daha kavurayım. Sonra içerisine sizlerle birlikte bulgurunu, salçasını dökelim. Evet değerli izleyicilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi güzelce kavurdum sebzelerimi. Şimdi içerisine şöyle sizlere de bir göstereyim. İçerisine salçamı ekliyorum. Biraz da salçamla kavuracağım tabii ki de.
her tarafına gelecek şekilde güzelce kavuralım salçamızla. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel salçamızla birlikte kavurdum. Şimdi içerisine bulgurumu ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1,5 su bardağı da bulgurum var. Bu bulguru değerli izleyicilerim biz köyde yapmıştık geçen yıl. Gerçekten çok lezzetli. Güzelce karıştıralım şöyle. Bu yıl yani değerli izleyicilerim bulgur yapmadık geçen sene fazladan yaptığımız için. Şöyle güzelce karıştıralım her tarafına gelecek şekilde. İçerisinde sebzeleri karışsın. Salçası da güzelce karışsın. Şöyle full karıştı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi içerisine tuzunu ilave ediyorum. Şöyle. Her tarafın aynı yere gelmesin. Her tarafına karışsın güzelce. Şimdi karıştıracağım. Şöyle güzelce karışsın. Bunu karıştırdıktan sonra da değerli izleyicilerim içerisine domateslerini ilave edeceğim. Ben her zaman böyle yapıyorum. Bu şekilde yaptığım zaman şöyle 2 adet de domatesimiz vardı. Bol domatesci olsun. Şöyle ilave ettim içerisine. Bir de şöyle karıştırayım. Domateslerle birlikte güzel karışsın. İsterseniz sen bu aşamayı da içerisine ben gibi şöyle görmüş olduğunuz gibi karabiber ilave edebilirsiniz. İçerisine birazcık karabiber ilave edeceğim. Güzel aroma verdiği için. Bir çay kaşığı kadar ekleyebilirsiniz. Ben göz kararı ekledim şu an içerisine. Ama yine de bayağı ekledim. Şöyle güzelce bir de karıştırayım içerisinde. Evet, güzelce karıştırdım. Şimdi ocağımın altını full açıyorum. Az önce sebzelerimi kavururken kısmıştım. Artık içerisine bir tek su ekleyeceğim. Sudan başka bir şey eklenmeyecek. Suyu ekledikten sonra zaten kapağını kapatacağım. Ne kadar su ekleyeceğim onu sizlere söyleyeyim. Sebzeleri zaten domateslerin suyu çıkacaktır. 3 su bardağı içerisine su ekleyeceğim ben. Şöyle birazcık kavrulmalarını bekliyorum domateslerimin. Domateslerini kavurduktan sonra görüşmek üzere inşallah değerli izleyicilerim. Şöyle güzelce karıştırdım, kavurdum. Şimdi içerisine 3 su bardağı suyunu ilave ediyorum. Şöyle ilave edelim. Görmüş olduğunuz gibi ilave ettim içerisine. Şimdi de sizlerle de şöyle güzelce bir karıştıralım. Şöyle altından üstüne doğru her tarafını gelecek karıştırıyorum. Her tarafına eşit bir şekilde sebzeler dağılsın. Evet, şöyle oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sizlerle birlikte tavamızın kapağını kapatıyorum. Şöyle. Artık altı kısık bir şekilde böyle 15 dakika kadar pişecek değerli izleyicilerim. Piştikten sonra sizlerle görüşmek üzere inşallah. Evet değerli izleyicilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi bulgur pilavımız pişti. Artık sizlere şöyle bir göstereyim. Ben birazcık şöyle sulu kalacak şekilde seviyorum. O yüzden şöyle bırakıyorum artık. Kapağını da kapatıyorum. Yarım saat kadar dinlendikten sonra sizlerle görüşmek üzere inşallah. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, bir videom daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Başka videolarda, vloglarda, paylaşımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.